bakalım. Şimdi de metini tamamlayacağız. Artık onları öğreneceğiz. Yeni bir parça oluşturacağız ya da yeni bir metni tamamlamaya başlayacağız. Bu paragraf sorularında karşımıza nasıl soru tipleri çıkabilir? Şu şekilde. Toplamda bizim 4 tane soru tipimiz var. Şöyle, birincisi, numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Yani karışık cümlelerin var ve senin bunları toparlamanı, düzgün bir metin oluşturmanı bekliyor. İkincisi, numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Biz bir önceki videomuzda olay metinlerini görmüştük. Hı hı. İşte artık olayın oluş sırasına göre onları dizayn etmeni, düzenlemeni bekliyor. Ama bu ikisi aynı manaya gelmiyor mu? Şöyle, hayır. Bir olay metni olmak zorunda değil mesela yukarıdaki. Ama aşağıdaki olay metni olmak zorunda. Tamam. Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir boşluk bırakacak. Hı hı. O fıtıfıtıları sen dolduracaksın. Bu paragraf konusu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Hangisinin düşüncesine uygun olmadığını bulacaksın, tamam, artık yazara. Peki. Şimdi nasıl bir yol izlemelisin? Bir, öncelikle metnin konusu iyi anlaşılmalı. Kafandan yazma metni bak. Hani dikkat, kafandan metin yazıyorsun, kızdırıyorsun bizi. Yazma kafandan. Ya gerçekten. Kendi metni oku, öğren. Ya evet, okuduğunu anla ya. Ya ekstradan hani soru çözümüne en çok bu dikkatimi çekiyor. Ellerinde metin var ama bu da böyledir. Benim halamın oğlu da böyle demişti. Benim annem de öğretmen falan diye olaya giriyorsun. Yapma bunu yani. Olmaz. Anlam bütünlüğüne dikkat edilmeli. Çünkü o arada dolduracağın yerler var ya, alakasız olmasın. Bir zahmet parçayla anlamlı olsun, bütün halinde olsun. Metindeki bağlantı yerleri belirlenmeli. Bu bizim için çok önemli. Çünkü mesela parçayı ikiye ayırmamız falan istendiği zaman ya da yeni bir şeyle doldurmamız gerektiği zaman bağlantı yerlerini önemsememiz lazım. Birazdan sorularda göreceğiz bunu. Paragrafın ilk ve son cümleleri doğru yerleştirilmeli. Başında ve sonunda ne olduğunu bilirsen eğer ortaya doldurmak biraz daha kolay. Şey hani, puzzle yaparken mesela ben hep önce köşeleri yaparım. Hı hı. Hani çizgileri, çerçeveyi bir belirlerim. Sonra içini doldururum. Aynı mantık galiba, evet, parçada anlamla. Bağlaçlardan sonra gelecek cümleler özenle seçilmeli. Neden diyoruz bunu? Çünkü ama bağlacından sonra belli ki olumsuz bir şey söyleyeceksin. Hı hı. Tamam mı? Ya da bir bahane, bir şey söyleyeceksin. Ben seni çok seviyorum ama işte anneni hiç sevmiyorum. Annene gıcığım. Böyle bir şey dersen arkadan bak olumsuz bir şey gelecek. Nerede çıktı o cümlede? Şimdi arkadan olumsuz bir şey gelecek belli, tamam mı? Sen o amadan sonra ben seni çok seviyorum ama çok çok da seviyorum. Şimdi böyle bir şey gelmemesi lazım. Olumsuz bir şey gelecek. O zaman sen bu bağlaçların sevmedi cümleye aynı kattığı anlamı iyi belirleyeceksin. Bir önceki cümle ile bir sonraki cümle arasında anlamsal bir bağ bulunmak zorunda. Gene bu bağdaştırmayla, bağlaçlarla ve bağlantı yerleriyle ilgili bir durum. Hadi örneklere bakalım. Hadi bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Geçtiğimiz günlerde ailemizin en büyük ferdi olan dedemle konuşuyorduk. Ona, hayatındaki en büyük pişmanlık duyduğun hatan ne diye sordum. O da bana, 70 yaşındayım, hiçbir hatamdan pişmanlık duymuyorum. Çünkü nokta nokta dedi. Yaşanılan iyi kötü her şeyin hayatıma anlam kattığını o an anladım. Çünkü ben hatalarımı geride bıraktım. Mantıklı ama yine de başka mantıklı şeylere bakacağım. Kalsın. Hatalarımı hatırladıkça hüzünleniyorum. Şimdi olmadı ki. Hiçbir hatamdan pişmanlık duymuyorum çünkü hatalarımı hatırladıkça hüzünleniyorum. O zaman pişman olmuşsun ki hüzünleniyorsun. Yani garip, o zaman niye hüzünleniyor ki madem pişman değilsin dede? Siliyoruz. Güzel. Hatalarım sayesinde şu an tecrübeliyim. Bak bu mantıklı işte. Çünkü hatalar bana tecrübe kazandırıyor. Yaşanılan iyi kötü her şeyin hayatıma anlam kattığını o an anladım diyor. Demek ki hem önündeki mantığa bakıyorsun hem arkaya ortaya bir şey yerleştirirken. Yani, hı-hı, iki cümlenin ortasına bir şey koyacaksan eğer hepsinde iki türlü de anlamlı olabilecek bir şeye bakman lazım. Bak mesela ben buradan şu an sonuç çıkardım, hı-hı, ve ortaya koydum. Ben yaptım yani. Ha, buyurun. Tamur Hoca yaptı. Hatalarımı başkasına asla aktarmam. Çok anlamsız. Bu biraz konuşmuş zaten şey, genç işi. Ben hatalarımı geride bıraktım dostum gibi bir genç işi olmuş. Yani gerçekten de cümleye garip bir anlam katıyor. Ama şu orijinal. Gerçekten de orijinal. Bu metin 50 yıl sonra falan aktarılsa olur değil mi? Berk dedi bunu der. Bebeğim ben hatalarımı geride bıraktım dostum diye. Şimdi numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Buyurun hocam. Peki.
Şuna dikkat. Hani şunları sen alt alta gelmiş gibi düşün. Çünkü gördüğün sorular da alt alta gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Öyle mi? Evet. Peki. Onları ikna etmek oldukça zor oldu. Gün gelecek, müzik aletsiz müzik yapma sanatı olan akapellayı da hemen herkes severek kabullenecek. Hatta, mesela bu hatta diye başladığı için bu bence paragrafın başı olamaz. Evet. Hatta akapella eğitimi verilmeye başlanacak ve okulları açılacak. Bir dönem sözlü müzik olmaz diyen bir grup vardı. Bu mesela çok ideal. Bir dönem bir şey vardı diye başlıyor ya. Bu ideal. Bakalım ama bakalım. Şimdilerde ise müzik aletsiz müzik olmaz diyen insanlar var. Peki ben şuna birinci diyorum. Dörde mi? Dörde. Tamam. Bu bir. Bir dönem müzik alet, bir dönem sözlü müzik olmaz diyen bir grup vardı. Şimdi siz ilk paragrafın ilk cümlesini tahmin ediyorsunuz ya. O zaman ilk cümlesiyle olanlarla gidin. Yani bunları sileyim. Peki. A ve B'den buradan yürüyün. Şıktan. Peki. Tamam, mantıklı. Dördün zaten bir olduğunu kabul ettik. Geliyoruz ikincisi, her ikisine de bir diyor ama ben paragrafın akışını anlamak için okuyacağım. Onları ikna etmek oldukça zor oldu. Kimleri? Onları. Onlar dedi ki... Bir dönem sözlü müzik olmaz diyen böyle genç bir grup varmış onlar. Aynen. Ya arada bak, hani bu dediği şeyin ne olduğunu, onlar dediği kişilerin kim olduğunu bilmen gerekiyor. Ona göre hareket et. Bunun peşinden iki gelecek. Onları ikna etmek oldukça gün gelecek müzik aletsiz müzik yapma sanatı olan akapellayı hemen herkes sevinerek kabullenecek. Ama beklettiğim pek mantıklı gelmedi. Bir de 5'e bakayım. Şimdilerde ise müzik aletsiz müzik olmaz diyen insan. Tamam, şimdi oldu. Bakınız. Bir dönem sözlü müzik olmaz diyen bir grup vardı. Onları ikna etmek oldukça zor oldu. Şimdilerde ise müzik aletsiz müzik olmaz diyen insanlar var. Gün gelecek müzik aletsiz müzik yapma sanatı olan akapellayı da zaten burada olayı gene vurguluyor, da hemen herkes severek kabullenecek. Hatta akapella eğitimi verilmeye başlanacak ve okulları açılacak. En mantıklı o şu bu. Evet, en mantıklı olan. Gördüğün gibi eğer baştaki ya da sondaki cümleyi sen bulduysan ya da mesela şöyle düşündün, dedin ki onları ikna etmek epeyce zor oldu ve ondan sonra ne geldi? Şimdilerde ise müzik aletsiz müzik olmaz diyen bir grup var. Ha, o zaman 1 ile 5'in arka arkaya geleceğini anladın mı? Şıklarda onu ara. 1 ile 5 zaten hangisinde arka arkaya? Burada. Bunun gibi. Ya da mesela başını bul, şıkları ele, bizim ilk başta yaptığımız gibi şıkları ele, ardından ikisini de oku. Zaten özellikle TEGO girecek 8. sınıf öğrenciler için söylüyorum bunu. Bolca zamanınız var. 40 dakikanız var. 20 tane sorunuz var. Bu 2 dakikanı alacak bir soru bile değil. Tek tek şıklardan bile gitsen alacak, hı-hı, bir soru tipi değil. Peki. Bu parçanın anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi parçanın sonuna getirilmelidir? Şimdi son buluyoruz. Bakalım. Hı-hı. Okuyayım mı? Okuyabilirsin. Ülkemizdeki en popüler tartışmalardan biri dilimize giren yabancı kelimelerin çokluğu. Ancak hemen herkes büyük resmi göremeyip küçük resme takılıyor. Dilimize giren yabancı kelimelerden rahatsız olmamak lazım. Çünkü onlar uluslararası literatürde kullanılan kelimeler. Büyük başarılara hangi ülke imza attıysa o ülkenin sözcükleri literatüre giriyor. Demek ki önemli olan... Şimdi neymiş? Burada parçada ne anladım ben? Adam diyor ki herkes yabancı kelimelere kızıyor ama o kadar da kızmayın diyor. Evet. Çünkü bunların dilimize gelmenin bir manası var yani. Öyle dert etmeyin. O zaman buna uygun bir şey gelmesi gerekiyor. Ha, ama dert etmeyin. Neden dilimize geldiklerini de söylüyor. Evet diyor ki. Mantığı ne? Uluslararası literatüre kullanılan kelimeler onlar diyor. Çünkü onlar uluslararası literatüre kullanılan kelimeler, büyük başarılara hangi ülke imza attıysa o ülkenin sözcükleri kullanılıyor. Hı hı. Bundan sonra gelecek olan şey ne olmalı? O kelimeleri doğru yerde ve zamanda kullanılabilmektir. Demek ki önemli olan doğru yerde doğru zamanda kullanmak mı? Yani olabilir, olmaz, kesinlikle olmaz diyemem ama bu ilk cümleyle pek de bağdaşmıyor bu. Hani bu kişinin düşüncesi böyle bir şey olabilir, doğru, ama bu paragrafı tamamlayacak bağdaşmıyor. Bir cümle mi? Değil. Değil. Bizim de bilime katkıda bulunup uluslararası literatüre kendi kelimemizi bu oldu. Bu mesela daha mantıklı. Eğer kendin de dilini literatüre sokmak istiyorsan, bizim de dilimize katkıda bulunup uluslararası literatüre kendi kelimelerimizi sokabilmektir. Önemli olan demek, değil mi? Mantıklı. Büyük başarıları hangi ülke eğer imza attıysa onun sözcükleri literatüre giriyorsa, o zaman diyor ki sen de bilime katkıda bulun. Sen de kelimeleri başka ülkelerin literatürlerine sok, başka dillerin sözcüklerine sok diyor. Kelimeleri sözcüklerdeki anlamlarıyla kullanabilmek...
Bu da değil yani. Gene diyorum mantıklı ama bu paragrafla bağlaşmıyor. Bu paragrafla. Sen paragrafı bakacaksın. Kelimeleri aldığımız yabancı dilleri kullanmayı bırakmak sözcük üretmektir. Bu yanlış zaten. Bu paragrafla hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Cevabımız Bursa.